Güneydoğu illerimizi birbirine bağlayan E24 devlet karayolu. Şoförlerimizin deyişiyle İpek yolu. Bu yol Mardin Kızıltepe'den geçerek Bağdat'a ulaşırmış bir zamanlar. Kızıltepe ilçesi tarımda modernleşmenin ve tarım ürünleri ticaretinin önemli bir merkezi. Köyleri dahil haberleşme, elektrik, içme suyu ve okul problemleri tamamen çözümlenmiş. 40 bin nüfuslu Kızıltepe, sosyoekonomik gelişme açısından Mardin ilçeleri arasında birinci. Traktörle birlikte verim artışı sağlanmış, zirai mücadele yaygınlaşmış, toprak-insan ilişkisi büyük bir değişime uğramış Kızıltepe'de. Kızıltepe Ulu Camii de bu değişimin içinde yer almış yüzyıllarca. Kendine has kubbesi, çarpıcı yüksekliği ve genişliğiyle ayakta, fakat yolcuların, müminlerin uğrak yeri değil artık. Kültür mirasımızın bu yüce eseri restore ediliyor bugün. Taşlara eski nakışlar işlenir, kapılar sessiz bekler. Ve hızlı değişimin habercisi yollar hiçbir şeyden habersiz yol verir. Araçlar ve yollar değişmiştir. Sürüler her zaman olduğu gibi geliş getirerek bekleşirler. Bir un fabrikası yükselir bu düzlükte ve yanı başında hayvancılığı daha verimli kılmak için kurulmuş olan yem fabrikası bulunur. Karma yem hazırlamak için hububat, çiğit, soya ve ayçiçeği küspeleriyle et kemik unu kullanılan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 16 bin ton. Fabrika, toprak mahsulleri ofisince alım dışı bırakılan hububatları satın alarak çevre üreticilerin zararlarını önlemekte. Hayvanları çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ilaçlarla da zenginleştirilen karmayem, bu binadaki en modern makinelerle hazırlanır. Mardin ve çevresindeki mera hayvancılığını modern besiciliğe dönüştürecek olan fabrika 1977'de hizmete girmiş. Çevredeki besicilere sevk edilen karmayem, besicilerin daha çok süt, daha çok et, daha çok yumurta üretmelerine yol açmaktadır. Hayvanların daha çok et, süt ve yumurta vermesi için hazırlanan karma yemler, kullanılması zorunlu yemlerdendir. Bu yemler sayesinde hayvanlar tek yönlü beslenmeden kurtarılmış oluyor. Kızıltepe'de 1974'te kurulan yün ipliği fabrikasında 1981'de başlayan üretim bir süre sonra durmuş. İşletmeci sıkıntısı çekilen fabrika 1984 Kasım'ından sonra tam kapasiteyle çalışmaya başlamış. 120 kişiyle çalışan fabrika günde 5 ton yün ipliğini işleme, bükme ve boyama kapasitesine sahip. Hayvancılığı geliştirecek olan Mardin Et Kombinası da henüz inşa halinde. Zergan Çayı, çevresindeki 9 köyü ağaçlar arasında gizliyor. Altın Toprak Köyü'ndeyiz. Modern tarım aletleriyle buğday ve mercimek üreten köy 40 hanelik. Günlerden Perşembe. Bu evde bir düğün var. Saat 1 sularında sofralar seriliyor. Birazdan düğün yemeği verilecek. 5 akrabanın çocuklarının evlilikleri şerefine dostlar, çevre köylüler ve akrabalar çağrılmış. Serapların belirdiği sonsuz ve yakıcı ovadan kurtulup konak serindiğinde dostluklar tazelenecek. Tam 20 oğlak kesilmiş bu yemek için. Etli pirinç pilavı hazırlanmış. Ev sahibinin çocukları hizmet ediyorlar. Ayran ve salata eşlik ediyor bu şölen yemeğine. Ardından tatlı olarak şurup içilecek. Büyük bir iştahla yenen yemek, dostluk için, sevgi için. Büyüklü küçüklü kalaylı bakır cezvelerden oluşan Mardin işi bir kahve takımı.
kahve ikramı düğün boyunca hiç aksamadan sürüyor. Özel bir kahve bu. Adı Mırra. E24 karayolunda sık sık trafik kontrolü yapılır. Bazen vali ve emniyet müdürlerinin de katıldıkları bu kontroller kazaların önlenmesinde etkili oluyor. Çeşitli kaçakçılık olaylarının da çok görülmesi bu tür kontrolleri gerektiriyor. Gece kontrolleri için görev yapan bir araç. Radarı var. Kalabalık ve dar olan bu yolda can ve mal emniyeti için hız sınırını aşmamak gerekiyor.